Merhabalar, FK Tarot'a hoş geldiniz sevgili kova burçları. Size özel bir Nisan ayı tarot yorumu yapacağız. Bakalım tarot kartlarımız bize ne söyleyecek kova burcu için, neler anlatacak birlikte göreceğiz. Öncelikle niyet edin, enerjinizi gönderin. Ben niyetimi alırken siz de niyetinizi alın. Evet, hemen başlıyorum niyetimi almaya. Nisan ayı tarot yorum. Kova burcu, Nisan ayı tarot yorumu diyoruz. Kova burcu, Nisan ayı tarot yorumu. Kova burcu, Nisan ayı tarot yorumu. Deste altında artık öldüm, bittim, tükendim, yoruldum dediğiniz bazı süreçlerin artık Nisan ayında sonuna geleceksiniz sevgili arkadaşlar. Evet, çok uzun zamandır sıkıntı çekmişsiniz. Hemen hemen 10 aydır bayağı uğraştığınız bir problem olabilir. 10 aydır, işte 10 haftadır üzerinizde bir stres, bir sıkıntı, yorulduğunuzu, arkanızdan işler çevrildiğini, kandırıldığınızı, dolandırıldığınızı, manipüle edildiğinizi, bir ihanete uğradığınızı, sırtınızdan vurulduğunuzu hissetmiş olabilirsiniz. Bunların artık sonuna geldiğini söylüyor kartlarımız bize sevgili kova burçları. Evet, hayatımızda artık yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiz. Yeni atılımlar yapacağız ve kendimizi Nisan ayında daha güçlü hissedeceğimizi, yeniden başlamaya hazır olduğumuzu, yeniden harekete geçmek için kendimizde bu gücü bulduğumuzu hissedeceğimiz bir zaman dilimi sevgili arkadaşlar. Evet, aldatıldık, evet kandırıldık, evet arkamızdan işler çevrildi, evet yalanlar söylenildi. Gerçekten ihanete uğradınız, gerçekten çok acınız, içiniz yandı, canınız yandı. Arkanızdan gerçekten çok kötü işler çevrilmiş olabilir. Ama bunların hepsini yeniden başlamaya ben hazırım diyeceğiniz, kendinizi güçlü hissedeceğiniz bir Nisan ayı sevgili arkadaşlar. Ya da sevgili arkadaşlar, evet bazılarınız için sevgili kova burçları bu aldatma, ihanete uğrama, kandırma işlerine hırsızlığa uğramış bile olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bir hırsızlık yaşanmış olabilir. Belki duygularınızda hırsızlık yaşandı. Belki bir eşyanızda, belki malınızda, mülkünüzde gibi durumlar söz konusu olmuş olabilir. Ya da bunları siz de yapmış olabilirsiniz ya da olma ihtimaliniz var diyebilirim. Sevgili arkadaşlar, herkes kendine göre alsın, kabul etsin bir şekilde. Burada bir hak yemek, birilerinin hakkına girmek, birilerinin yalan söylemek, işte maddi manevi arkadaşlar, kandırmak, dolandırmak, yüzüne gülüp arkadan işler çevirmek gibi işler olmuş ya da olacak sevgili arkadaşlar. Olacak ya da olma ihtimali var diyelim. İnşallah olmaz. Siz tedbirinizi alın, etrafınızdaki kişilere de dikkat edin diyor kartlar bize. Evet, burada bir yanılgı, bir aldatılma yine burada var. Bir hayal kırıklığı, beklemediğiniz kişilerden beklemediğiniz hamleler, beklemediğiniz davranışlar görebilirsiniz Nisan ayı içinde. Ya da bunlar zaten hali hazırda devam eden bir şey ama siz bunu bu ay, yani Nisan ayında fark edeceksiniz sanki. Evet, bu kişi benim arkamdan işler çevirmiş, evet bu kişi beni kandırmış diyebilir. Ve bunun hayal kırıklığını, bunun umutsuzluğunu, bunun yani kalpte öyle bir şey ki hayal kırıklığı sevgili arkadaşlar. Bunun acısını yaşamak gibi bir durum söz konusu olabilir hayatınızda. Ve bundan sonra kendinize daha sağlam adımlar atmak isteyeceksiniz. Yeni başlangıçlar yapmaya niyetiniz var. Çünkü zaten yeniden başlamak için kendinizde o gücü buluyorsunuz. O enerjiniz var. Evren ve sistem tarafından da zaten siz yeni bir şeylere başlayın, yeni bir hayat kurun, yeni bir düzene girin diye zaten
Evren ve sistem sizi destekleyerek yeni başlangıçlara, yeni tekliflere, yeni şanslara, yeni fırsatlara doğru karşınıza çıkartabilir sevgili arkadaşlar. Burada maddi manevi artık huzura ereceğinizi, belki bu insanlardan kurtulacaksınız. Etrafınızda böyle kişiler var ve artık bu kişilerle görüşmeyip kendinizi daha rahat hissedeceğiniz, daha mutlu olacağınız, maddi manevi daha güvence altında olacağınız bir Nisan ayı görünüyor sevgili arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Sanki sevgili kova burçları, gönlümüzde, ruhumuzda birileri varsa bu olan kişilerle iletişime geçmek, ona haber göndermek, onunla bir şeyler söylemek, konuşmak, aramak isteyeceğimiz bir Nisan ayı. Belki terk edildik, belki de bu kişi sizi aldattı, kandırdı, yalan söyledi. Maddi manevi emeğinizi, gücünüzü, sevginizi çaldı. Bilmiyorum artık, böyle olma ihtimali de var. Belki bu kişi çekti gitti ve siz bu kişiyle tekrar görüşmek adına, tekrar iletişime geçmek adına adımlar atacağınız, haber göndereceğiniz, mesajlar yazacağınız bir süreç de olabilir sevgili arkadaşlar. Ama burada sanki bir terk edilme, bir gidiş durumu söz konusu. Her ne kadar siz bu kişiyle tekrar görüşüm, her ne kadar bu kişiyle tekrar telefonla ya da mesajla iletişimi kesmeyin enerjisindeyseniz bu karşıdaki kişinin gitmesi sizin hayrınıza olduğunu söylüyor kartlar bize. Çünkü o kişinin gitmesiyle hayatınıza güneşler açıyor sevgili arkadaşlar. Yeniden doğuş, yeniden aydınlanma, yeniden bir ışığın görünmesi, yeniden umutların çoğalması gibi süreçler söz konusu olabilir Nisan ayı içinde. Bilmiyorum, belki de bu iletişimi siz bu kişiyle görüşmek, tekrar barışmak anlamında istemiyor olabilirsiniz. Aranızda neler geçti artık bilemeyeceğim ama burada bir iletişim kurmak, bir haber göndermek, bir şey yapmak ya da sizin yeniden başladığınızı göstermek adına da bir iletişim olabilir. Bak ben ne kadar güçlüyüm demek için de bir iletişim ya da bir mesaj ya da beni görsün, beni duysun, benden haber alsın enerjisinde olabilirsiniz. Ama her ne kadar güçlü de olsanız, her ne kadar yeniden başlamaya hazır da olsanız, zaten evren ve sistem de sizi destekliyor. Emin olun ki bu kişi zaten sizi görecek. Bu kişiye kendinizi gösterme, ne kadar güçlüyüm, ne kadar ayaklarım yere sağlam basıyor. Bak sensiz de ben yaşarım, sensiz de ben güçlüyüm imajı verip karşı tarafa göstermek zorunda kalmanıza gerek yok ki zaten sizin ışığınız, sizin gücünüzü biliyor ve karşı taraf zaten bunu görüyor sevgili arkadaşlar. Bu iletişime geçme, iletişime kurayım, beni görsün enerjisini boş boşuna tüketmeyin derim kendi adıma. Evet, böyle bir durum söz konusu. Yani bir hayal kırıklığı yaşatabilir bu kişi ya da zaten bunlar yaşanmış. Siz bu Nisan ayında bunları öğrenebilirsiniz. Bu işte biraz önce söylediğim gibi kendinizi bunları öğrendikten sonra kendinize yeni başlangıçlar yapacağınız ve ayaklarınız yere sağlam basarak ayağa kalkacağınız, kendinize güveneceğiniz, sisteme, evrene güveneceğiniz, umudunuzu yitirmediğiniz bir durum. Ama evet, acılar, arkadan vurulma, yalanlar, dolanlar fazlasıyla olmuş ya da olacak sevgili arkadaşlar. Kimileriniz yeni yaşıyor bu olayları, kimileriniz Nisan ayında yaşayacak, kimileriniz bitirmek üzere olabilir bu durumu. Herkes aynı anda aynı enerjileri, aynı konuları yaşayamaz tabii ki. Herkesin hikayesi herkese özel, herkese ait. Kolektif açık bir bakım olduğu için kendi üzerinize düşeni alın, kabul edin diyorum sevgili kova burçları. Evet sevgili arkadaşlar, yani kısaca bu kişinin gitmesi sizin hayrınıza olmuş. Bu kişi zaten sizi bir şekilde arkanızdan işler çevirerek, yalanlar söyleyerek sizi bir şekilde maddi manevi sömürmüş olabilir, kandırmış olabilir. Sevginizin hırsızlığını da yapmış olabilir. Sevginizi çalmış olabilir, emeğinizi çalmış olabilir. Ve bundan dolayı bir hayal kırıklığı var, hayallerin suya düşmesi var. Ve beklemediğiniz kişilerden beklenmedik darbeler yemek söz konusu ama her ne kadar bu kadar darbeyi de yeseniz kendi gücünüzle yeniden kalkmaya, yeniden başlamaya, yeniden hayat kurmaya, yeniden güçlü olmaya hazırsınız ve bu kişinin gitmesiyle de yine söylüyorum hayatımıza güneşler açacak sevgili arkadaşlar. Yeni başlangıçlar, yeni umutlar, yeni ufuklar bizden yana Nisan ayında sevgili kova burçlarım. Evet, sizin için de söyleyeceklerim bu kadardı sevgili kova burçlarım.
Her zamanki gibi üzerimize düşen aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. İyi bir ay olması dileğiyle. Allah'a emanet olun.